Cumhuriyet Halk Partisi 15 Temmuz öncesi ayarlarına resmen geri döndü. Bugün yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen parti sözcüsü Selin Sayıkböke, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarınki adli yıl açılış törenine katılmayacağını zehir zemberek bir açıklamayla duyurdu. Kendi yapımı dahi hukuka aykırı olan bir kaçak sarayda yargı yılı açılamaz. Bu açılış asla kabul edilemez. Böke daha sonra ise kadın polislere tanınan başörtüsü özgürlüğünü hedef aldı. AKP'nin Türkiye'yi 15 Temmuz'a getirmiş olan ideolojik ve partizan yaklaşımı kendini her alanda göstermeye devam ediyor. Bu hafta poliste türbanı serbest bırakarak laiklik üzerinden yeni bir tartışma başlatılma gayreti de bunun en somut göstergelerinden biri. CHP sözcüsü Devlet Bahçeli'nin ana muhalefet partisi Türkiye'nin gündemini konuşmak için Beştepe'ye gidip de başka bir konu için salona gitmek istemiyor. Anlamak mümkün değil eleştirisine de sert yanıt verdi. 15 Temmuz'da Türkiye'de olağanüstü bir durum yaşandı. Bu olağanüstü durum karşısında Cumhuriyet Halk Partisi bu devletin kurucu partisi olma bilinciyle Türkiye'ye omuz verdi. Oysa bugün anlaşılıyor ki Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'ye omuz verirken Sayın Bahçeli Erdoğan rejimine omuz vermeyi tercih etmiş. Şimdi hepimize düşen en temel görev de saray rejimine omuz vermek değil, yargının bağımsızlığını savunmaktır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu yapmaya ısrarla devam edeceğiz. Bahçeli isterse kendi parti kongresini sarayın bahçesinde yapabilir.